Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tezgah altına montajı yapılan 8 filtreli, açık 8 filtreli sistem organizasyon tarafından satışı yapılan arıtma sistemin kurulumunu uygulama olarak göstermeye çalışacağım. Hem anlatacağız hem uygulama olarak göstereceğiz. Yani videomuzu sonuna kadar seyreden bir arkadaşımız eğer bu arıtmadan aldıysa rahatlıkla montajını yapabilecek. Öncelikle bu arıtmalar açık sistem ve kapalı sistem olarak iki kısım olarak satılmaktadır. Ben açıkları tercih ediyorum. Çünkü açıklar da motorlu motorsuz olarak satılıyor iki kısım. Motorsuzlar basıncı iyi olan yerlerde kullanılabilir. Motorlu açık sistemlerde onlar da basıncı düşük olan yerlerde kullanılabilir. O artık tercih size kalmış. Motorsuz sistem bu elimizdeki 8 filtreli açık motorlu bir sistem. Tezgah altına montajını yapmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Öncelikle kutumuzu açalım. Motorlu bu açık sistemleri tercih etmemizin sebebi filtreler daha büyük kapalı sistemlere göre. Daha büyük olduğu için hem filtrelerin kullanım ömrü daha fazla oluyor hem de daha iyi bize bir arıtma sağlıyor. Benim görüşüm tabi, farklı görüşlerde savunanlar olabilir. Öncelikle kutumuz bu şekilde geliyor. Açık filtre açıyoruz, kutumuzda neler çıkıyor bir bakalım sırayla. Neler lazım olacak? Garanti belgeleri çıkıyor. Onlarla şimdi işimiz yok. İçerisinden, poşetin içerisinden hortum, sökme anahtarları ve biraz da batarya çıkmakta. Onları bir açalım şöyle. Değerlendirelim. Bir tane bataryamız. Hortumumuz 5 metre kadar bir hortum çıkıyor. Yine bir kullanma kılavuzumuz var. Anahtarlar. Bu şekilde. Bir tane mustang musluğumuz ve musluktan alma aparatımız diyebiliriz buna. Çontasıyla beraber şu şekilde musluğumuz, musluktan alma aparatımız. Evet. Bu şekilde çıkarmaya çalışalım. Videomuz çok uzun geçiyordu. Bu da musluğumuzun aparatları. Evet. Şimdi filtrelerini tek tek çıkaralım. Filtrelerimiz 5 sediment filtrelerimiz 5 mikron, 1 mikron ve karbon filtrelerimiz. Bunlar da öncelikle birer tane yedek çıkıyor içinden. Bunları daha sonra 6 ayda veya 8 ayda değişiyor. Kendimiz değiştirebiliriz. Bunları ayırıyorum. Çünkü kendi içindekiler kutunun içinde orijinal olarak geliyor. Hem de zaten renk olarak yerlerinde göstermişler. Mesela şeffaf olan 5 mikronlu tekrarını açacağız. Koyu renk olanlar karbon. Bu karbon filtremiz. Şöyle yapalım. Bir de 1 mikron. Ona da koyu renge montajını yapıyoruz. Şimdi artmamızı 8 filtreli bu. Bunun 5 filtreleri de var. Gördüğünüz gibi motor üzerinde 8 filtreli. Bioseramik olsun. Diğer biraz daha iyi filtreleme yapan sistemleri üzerine montajı yapılmış. Bir de içinden tankımız çıkıyor. Onun için çakralını açalım. Sıkışmış herhalde. Ayağıyla beraber. Tank olmazsa arkadaşlar arıtma az olacağından dolayı daha uzun bir arıtma kullanamayız. Tankımıza depo ediyor arıtma cihazımız. 5 litre, 8 litre depo ediyor ve şöyle şimdi yavaşça oluşturmaya başlayalım. Gördüğümüz gibi 8 filtreli ana gövdemiz burada. İlk önce şurası soğuk su girişimiz. Soğuk su girişimizi önümüze aldık. Şuradan musluktan şebekeden gelecek suyu buraya takıyoruz. Ve şeffafı birinci tank olarak takıyoruz. Birinci hemen açıyoruz. 5 mikronda birinciye takıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 mikron
Bunun arkası önemli, önü farklı değil. Aynı şekilde takmaya başlıyoruz. Evet. İlk soğuk su giriş olan yere şeffaf tankımızı montajını yaptık. Evet, bu şekilde. Birinci cildi, ikinci kapağımız karbon. İkinci kutumuz karbon olarak. Yine arkası yönü aynı. Hiçbir şey fark etmiyor. Burada yuvası var. Yuvasını otur diyoruz. Tekrar burada da bir yuvası var. Montajını yapıyoruz. Evet. Karbon bitti. Üçüncü kutumuzda 1 mikron. Daha ince bir filtreleme yapıyor. 1 mikron sediment filtremiz. Bunun yine arkası önü aynı. Herhangi bir sıkıntı yok. İstediğimiz gibi montajını yapabiliriz. Bu şekilde tutuyoruz. Oradaki yuvasını oturtup zaten kendi giriyor. Evet. Burada anahtarlarımız var. Anahtarlarımızla. Bu karbon filtremiz, anahtarla artık iyice sertleşinceye kadar sıkıyoruz. Şeffaf olan da 5 mikron filtremiz. Evet, ana yöntemiz bu şekilde hazır. Gördüğünüz gibi şu adaptörü, elektrik adaptörü. Tabi bulunduğumuz yerde bir fiş olacak. Oraya bağlayacağız. Bunda dediğimiz gibi bir soğuk su girişimiz var. Bir tahliye girişimiz var. Bir tane musluk girişimiz var. Bu üç yere montajını yapıp çalıştırabileceğiz. Yavaş yavaş yapacağız. Öncelikle musluk takmamız için musluğumuzun şöyle ayarlayalım. Tankımızın montajını yapabiliriz, hazırlayabiliriz. Tezgahımız altına. Burada konik şekilde bir pasomuz ve bir musluğumuz var. Burayı teflon sızdırmazlı teflon bant sarabiliriz. Evet, teflonu sarıyorum. Size ayrıntısına kadar, elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız. Plastik olduğu için arkadaşlar çok sıkmıyoruz. Çok sıkmıyoruz. Sertleştiğini bırakıyoruz. Çok zorlanırsak musluğumuzu kırabiliriz. Evet, tanka evet, dolduracak arıtana suyu. Biz genellikle tanktan kullanacağız. Çünkü arıtması az su artacağı için, yavaş yavaş artacağından dolayı bize mutlaka tankla depo etmemiz lazım. Artılan suyu. 5 metre kadar bir hortum geliyor. Fazla fazla normal hortumumuz bize yetiyor. Şimdi musluğumuz, evet, çeşmemizi bu şekilde alıyoruz. Şöyle gösterelim pratik olarak. Şimdi alacağız, göstereceğiz tekrar. Bu şekilde arıyoruz. 1/2 çıkışımız bu. Bu şekilde. Herhalde 1/1 olması gerek. Burası biraz daha ince diğer yönden. Şurada contamız var. Contamızı takıyoruz. Evet. Bu böyle olacak. Musluğumuzun da aparatlarını şunlarla şöyle ortamını ayarlayacağız. Şimdi şuraya gelelim. Tezgahımız burada. Bu tezgahımız granit bir tezgah. Delmek için tezgahlar 2-3 çeşit olabiliyor. Granit vardır, mermer vardır, çimston vardır. Bunların delme aparatları ayrı. Mermer olanları 12'lik metal veya ahşap deliciyle, 12'lik uçla delmemiz lazım. Matkapla delebiliriz. Mermerler biraz daha yumuşaktır. Ama granit veya çimston olursa veya farklı bir mermer olabilirse bunları da mutlaka punch, delici punchlarla delmemiz lazım. Bunlarla delmemiz çok zor veya bunu delen mermer granitle uğraşan arkadaşlardan deldirmemiz lazım. Bizim elimizde devamlı yaptığımız için gördüğünüz gibi punch var bu şekilde. Spreyle ben bunun yerini ayarlayıp alttan deleceğim. Tanka musluk yerimizi müsait şöyle şu şekilde olabilir. Şu şekilde olabilir. İstediğiniz kullanımınıza göre istediğimiz yere delmeye çalışacağız. Deleceğiz yani. Evet. Spreyimiz ve pancımız hazır.
Makinemizi çalıştıralım. Takacağımız yeri ayarladıktan sonra şu aradaki boşluğu ayarlayıp buraya çeşmemizin montajını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çeşmemiz orada. Aynasını takıyoruz. Yumuşak lastiğini takıyoruz. Şöyle taktık. Sol tarafa gelecek kullanımı rahat olsun diye. Evet, bu şekilde çeşmemiz kullanımı hazır. Altına da şöyle gördüğümüz parçalardan sert lastiği tırtıklayı takıp montajın altına yapacağım şimdi. Şöyle taktık ve montajını yapıyoruz altına sıktıktan sonra. Ondan sonra borusunu bağlaması ve yerleştirmesi kalacak. Evet, gördüğünüz gibi çeşmemizi montajını yaptık. Pense vasıtasıyla alttan anahtarımızı sıktık. Çeşmemiz ayarladığımız yeri delip montajını sıkmış olduk. Sağlamlaştırdık. Şimdi bize soğuk su alma aparatı, şöyle bir aparatımız var içinde. Buraya keten ve bant sarıyoruz. Oradaki vanayı söküp burayı da tekrar söktüğümüz vanayı takıyoruz. Kendi arıtmamızın ana vanasında bu şekilde montajını yapıyoruz. Yalnız şurada bir kayganlık oluşuyor. Tesisatçı olduğumuz için destreyle şurayı bir parlak olduğu için keten kayabiliyor. Şöyle destreyle kaymaması için çizik veya iz yapıyoruz tesisatçı olarak. İster yapabilirsiniz, ister. Biz keten de kullanıyoruz. Burada keten daha iyi oluyor. Hazırlayalım bu şekilde. Evet, bandımız. Üstüne de bant yapıyoruz. Keteni daha sağlam oluyor. Şöyle. Evet, aparatımız sızdırmaz bir şekilde hazır. Şuraya da ince bir keten sarıyorum. Sarmaya da bilirsiniz. Bant da sarabilirsiniz. Çünkü keten şişme özelliği var. Şişince ufak bir kaçırma yapsa bile şiştikten sonra o kaçırmayı engelliyor keten. Onun için bizim vazgeçilmezimiz. Bantlarda o risk. Ketende sıkma olayı rahatça sıkabiliyoruz. Bantta istediğin kadar sıkamıyorsun. Sonuna kadar sıkmak zorunda kalıyorsun. Evet. Panamız hazır. Aparatımız hazır. Bu aparat için conta da var. Ben yine oraya keten saracağım. Contayı kullanmayacağım. Kullanmayı düşünmüyorum. Şuraya koydum contamızı. Bize orada 18-19 ve açı gaz anahtar lazım. Barajmanı sökmek için. Bir tane kurbağacık lazım. Ayarlı pense lazım olabilir belki. Şimdi önce şunu bir gösterelim. Altına bağlantısını. Sonra da söküm işini yapacağız. Şöyle bir gösterelim. Gördüğünüz gibi plastik, sert plastik, tırtıklı metal ve somun olarak penseyle sıktık. Şimdi gelelim buraya. Şurada barajmanımız var 18-19'da. Bu sağdaki çoğunlukla sağdaki veya makinenin bağlı olduğu çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin hizasındakiler soğuk sudur. Veya suyu açarız sıcak suya. Isınan bu diğer soğuk olduğu için soğuk su olarak da içinden biraz su akabilir. Vanamızı kapatıyoruz öncelikle. Çıkardık. Biz su saatinden sularımızı da kestik.
Biraz su akabilir. Bundan akmadı. Kurbağacıkla mini vanamızı buradan söküyoruz. Filtreli vana da denir buna. Filtreli mini vana da denir. Evet, sularımızı kestik. İçinden tabii biraz su gelebilir. Bir yerden çeşme açarsak gördüğünüz gibi. Evet, hazırlamış olduğumuz şu parçayı buraya montajını yapıyoruz. Yani kurbağacıkla iyice diğer hazırlamış olduğumuz vanamızı burada şuraya aparatımızı takıyoruz. Şimdi tekrar şu mini vanamızı, söktüğümüz filtreli vanamızı keten tarafına tekrar keten ve bant sarıp montajını yaptıktan sonra soğuk suyumuzu almış olacağız. Yine ketenimizi sarıyoruz. Arıtma montajımız bu şekilde devam ediyor. Burada dikkat edeceğimiz soğuk suyu bulmak. Sıcağı bağlamayacağız. Bir de sularımızı önceden kesip farklı çeşmelerden boşaltırsak burada bir sıkıntı yaşamayız. Evet, ucuna da benim vanamızı takıp evet bu şekilde baraj vanamızı tekrar soğuk su baraj vanamızı Kılıfor çeşmesine giden bir tur daha sıkabilir miyiz bir bakalım. Barajmanımızı montajını yaptık. 18-19 ayı. Bizimki 19 alıyor. Sizinkiler belki 18-10 olur bunların. Açık altın anahtarla. Makinemizde çalışıyor ama suları kestik. Makineyi durduralım isterseniz suları kestik de. Evet, soğuk su girişimiz vanamız. Burayı hazır. Malzememizi toplayalım şimdi. Beyaz borunun bağlantılarını geldi sıra. Şurayı hazırlayalım. Su kaçırma işimiz. Artık. Bu kadar çoğunluk temiz olmayabilir. Çöp kullanmayan yer olduğu için. Evet, cihazımızı getiriyoruz. Şöyle getirdik. Şöyle yapalım görecek şekilde. Tankımızı getirdik. Şimdi tank, cihaz, çeşme ve gider. Bunları ayarlayıp maket bıçağımız, alçatımız burada. Şimdi öncelikle ben size çeşmeyi göstereyim. Çeşmemizde şöyle aparatlar var. Çeşmeye gideceğiz. Bir tane şu uzun parçamızı takmadan önce şunu geçirelim. Hazır olsun. Uzun parçamızı takıyoruz buraya. Evet. Şu şekilde şunu da taktık. Hatta bunu sonra takmamız lazımdı. Önce takmamız lazımdı. Geçecek mi bakalım. Acele ettik. Heh, geçti yine. Sıkıntı olmadı. Evet. Bu şekilde hazır. Takıyoruz ve sıkıyoruz. Yaptığımız işlem bu. Bunlar yedek parça olarak artık kalabilir. Şimdi ben bunu sıkıyorum.
Burayı sıktık. Soğuk su çıkışımız en üstteki şu 8'li filtremizin, arıtmamızın en üstteki şu. Şurası musluktan. Şöyle çalışacak kadar bir boşluk bırakalım. Tahliye amaçlı şöyle hafif. Burası artık arıtılan suyun sonu. En sonu. Hemen şu somunu çıkaralım. Kullanımı hali. Evet. Sertleşince kadar sıktık. Orayı da sıktık. Sertleşince kadar. Ardından su gitti. Şimdi soğuk su girişini yapıyoruz yine. Şu vanamızın, mavi vanamızın tepesindeki aparatı çıkarıyoruz. Sadece şu somunu. Şurayı gördüğünüz gibi geçirdik ve oraya takıp biraz sert gelir. Orada bir tırnak var. Tırnağı geçireceğiz. Şöyle bastıracağız. Tırnağı geçtikten sonra içine doğru bastırıp somunumuzu evet gördüğünüz gibi oranın montajını da yapmış olduk şurayı. Burayı da aynı şekilde biraz boşluk bırakarak çünkü başka bir şeyimiz kalmadı. Tabi buradan soğuk su girişimizi bağladık. Şöyle yaptık. Tanka da bir T atacağız tabi. Şöyle bıraksak yeterli bize herhalde. Şöyle. Ana girişimizi gördüğünüz gibi bağladık. Bu hazır. Şimdi şuradan tahliyemizi ayarlayalım. Ayarladık. Şu görmüş olduğunuz parça, şu tuf dediğimiz bir parçadır bu. İçine bastırıyoruz. Evet, bu da tahliyemizde. Şöyle biraz uzun keselim tahliyemizi. Şöyle gitse yeterli bize. Tank uzun bırakmak istiyorum çünkü tank testlemesi biraz daha fazla olsa iyi oluyor. Şu tuftan gördüğünüz gibi şu gider borusunu içinde gönderdik mi? Evet. Bu da gitti. Şimdi sadece bir tank bağlantımız kaldı arkadaşlar. Bunu da bağladık mı sistemimizi çalıştıracağız. Evet tank musluğumuzu bağladık. Şurada da bir T gibi bir parçamız var. Gördüğünüz gibi buraya da hemen tankımızı bağlıyoruz. Aynı şekilde. Evet. Bağlantılarımız bu şekilde hazır. Bir elektriğimiz kalıyor. Orada elektriğimiz yakın bir yerde varsa fişe elektriğimizi taktık. Kullanım hazır. Şimdi tabii ilk etapta ne yapıyoruz? Tankımızı açmıyoruz. Çeşmeden bir yarım saat suyumuzu açmaya çalışacağız, açacağız. Çünkü filtrelerin bir yıkanması lazım. Yıkandıktan sonra çeşmeden yarım saat 45 dakika tahliye suyumuzu akıtacağız. İlk etapta siyah su gelebilir. Siyah su içindeki karbonlardan, partiküllerden geliyordur. Karbon parçaları. Temizlendikten sonra kendine yarım saat 45 dakika, bir saat suyu akıtacağız boşa. Temizledikten sonra tankımızı açıyoruz. Tankımızı dolduruyor. Cihazımızın artık çeşmeden suyumuzu bu şekilde kullanmış oluyoruz. Bu şekilde siz de bağlarsınız. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Hoşunuza gittiyse, size faydalı olabildiysek bizi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere.